Şimdi orada da kritik bir şey var. O mezar dediğiniz şey ne kadarlık bir yer kazılmış, o ne şekilde bulunmuş? Biraz onunla ilgili de detaylar verir misiniz bize? Canım zaten ben cüzdanı gösterdiğim yerde jandarma bize çalışma yapacağız dediğinde daha sonrasında bizi olay yerine almadılar. Biz uzaktan gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Medyadan da sonradan öğrendiğim kadarıyla 50 santim derinliğinde bir çukur bulunmuş, kıyafetler, kafatası. Yani biz bunlara görüp tanık olmadık. Peki şimdi o bölgeyi biraz bize anlatır mısınız? Mesela yani vahşi hayvanlar dolanır mı orada? Ve bir diyelim ki işte 50 santim, 60 santim zaten onu da ayrıca konuşmamız lazım. Çünkü aceleyle Acele yapılmış kazılmışa belli tabii. benziyor değil mi Çok sizce? acele, Evet. kesinlikle Çok 50 acele santim. yani. Yani bir insanın defnedilmesi için gereken derinlik 1 metre, 1 metre 20 santim. Normal şartlarda 50 santim çok sığ, Aceleyle bir çok acele bir şey kazılmış bir yapılmış derinlik. belli. Yani 50-60 santim bir derinlikten bahsediyorsak orası çok aceleyle kazılmış demektir. Şimdi oradaki hayvanlar, yani biraz oradaki hayvanlardan bahsedelim. Yani bir ceset orada ta bakın pazar günü bulunuyor. Oysa ki daha evvel orada öldürülmüş olsa, orada olsa hayvanlar bu kadar gün bırakır mı onu? Biraz onları anlatsanıza bize Ramazan Bey. Bizim köyümüzün merası o kadar büyük bir mera değil. Çobanlarımız sürekli burada hayvan otlatıyorlar. Tarımla uğraşanlar sürekli bu yolu kullanıyorlar. Yani daha öncesinde eğer ki burada bir olay olmuş olsaydı şimdiye kadar bulacağımızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla Çünkü dediğiniz gibi fazla bir derinliği de yok yani. Burada da başıboş köpekler çok dolaşıyor. Şimdiye kadar yani çıkması lazımdı. aslında oraya sonradan getirilmiş izlenimi mi edindiniz? Evet, bizim düşüncemiz bu tarzda. Peki. Şimdi bunu bir konuşalım. Yani 50-60 santim bir yani böyle alelacele kazılmış bir mezarlık. Yani alelade böyle hızlıca. Artı diyor ki yani orada diyor bir sürü vahşi köpek var, şu var, bu var. Yani bırakmazlardı ki bugüne kadar çoktan oradaki çobanlar, Gündüzbeyinde şunlar, çobanlar bunlar, falan bakın bu da var. bu var derdi diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi kafatası toprağın içinde gömülü müymüş yoksa dış kısmında mıymış? Yani o şekilde bir kafatasın oluşması için de dış kısımda olması lazım. Yani üstünde hiçbir deri yok, et parçaları yok. Yani hayvan, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olmuş. Parçalanmış olması lazım. Şimdi şöyle bir Onlar düşünce değilmiş geliyor diyorum. akla. İki seçenek var. Ya ilk gece oraya götürdüler ama muhtarın anlatımından zaten diyor burası günlük sık kullanılan bir yer. Yani Olmaz. Yani otlatma. Ya çoktan demek ki başka yerde gömülmüştü bu yayınların, soruşturmanın etkisi. Sonradan kar gitmiş olur. Sonradan Bulunduğu oraya gitti. yerde sonra Osman'ın tekrar boyu ne oraya. kadardı Meryem? Osman'ın boyu ne kadardı? 75 vardı, bir 75. 1.75, 80 ya 80 ya 75. 1.75, 1.80. Evet. Uzun bir adam. Uzun. 1.80. Uzun. Şimdi 1 metre, uzunluğu da 1 metre bu arada. Yani değil mi Ramazan Bey? 50-60 santim derinliği kazılan mezarın uzunluğu da 1 metre. Doğru mu? Evet. Evet, 1 metre olmaz. Yani orada Var. da bir yanlışlık var. Değil Yanlış mi? var. O kemikler Göstermelik kazmış birileri. Yani 50-60 belki onun da değil canım. O kemikler belki onun da değil. Olabilir. Yani bir de yalnızca o kemik parça mı? Başka cesetle ilgili diğer kafatası. parçalar. Hayır, şimdi pantolondan onun cüzdanı, onun kimliği, onun kredi kartı çıktı. Tamam, ama onu yani bedenle ilgili yani 1.75, Kemik 1.80 beden parçaları nerede? ve kafatası. Peki şimdi medya görgü tanığı görüyorum orada. Muhtar Ramazan'ın yanında bir görgü tanığı var. Niye o görgü tanığı yayınımızda? Önce bir seyircilerimize sen söyle. Olay yeri inceleme bölgede araştırmalarını bitirdikten sonra, bölgeden ayrıldıktan sonra köy halkı da durumu merak ediyor ve toplanıp bölgeye gelip bakmak istiyorlar. Osman Bey de onlardan biri. Araçla yola çıkıyorlar. Bu tarafa doğru gelirken gri, yandan vuruk, arkada da camları olmayan bir araç kendilerini durduruyor. Cesetin tam olarak ne tarafta olduğunu soruyorlar. Dayılarımız da oraya gidecekti ancak onları kaybettik. Nasıl gidebiliriz diye sormuşlar. Bir Bu de ne zaman jandarma olmuş hala... medya? Bu ne zaman olmuş? Pazartesi günü öğleden sonra, bir Yani buçuk gibi. pazar günü bulunuyor kemikler kafatası. Ondan sonra pazartesi öğleden sonra herkes oraya toplandığında bu araba yaklaşıyor. Ve dayılarımız da orada acaba ne tarafta ceset diye soruyorlar, öyle mi? Evet, Osman Beyler de biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Bizi takip edin diyor. Bir süre sonra araç gözden kayboluyor.
Şimdi bu şüpheli. Hemen ben tekrar Osman Bey'e dönmek istiyorum. Osman Bey, bütün detaylar şu anda vereceğiniz kritik ve önemli. Size nasıl yaklaştılar? Üzerlerinde ne vardı? Kaç kişiydiler? Nasıl bir arabayla geldiler? Anlatır mısınız bize? Hocam ben yoldan geçiyor gidiyorum. Bana dur dediler. Durdum, ben de olay yeri neresi dediler. Şurası, ben oraya gidiyorum. Devam edin dedim. İki kişiydi içinde, başka adam yoktu. İki kişiydiler. Peki davranışları nasıl geldi size? Köyden birileriymiş gibi mi? Yabancı mı? Biz dayısız dediler. Efendim? Biz de cesedin dayısıyız dediler. Ha, cesedin dayısıyız dediler. Evet. Böyle bir dayı olabilir mi? Vallahi bilmiyorum abi. Hayır, bir dakika. Yok yok, size sormadım. Buradaki Recep dayı. Araba nasıl araba? Kurşun rengi gri. Taksi mi? Yoksa mobil şey mi? Dublo gibi bir araba mı? Kritik. Arabanın arka camları var mı? Yok, kapalı. Boyalı kapalı. Arka camlar yok. Vuruk var mı arabada? Ben şoförüm, ben tam incele şey demedim bunu, göremedim. Medya diğer görgü tanıkları yandan vuruk diyordu araba için. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet, diğer görgü tanıklarının söylediğine göre dayılarımız o bölgeye doğru gidiyordu. Biz de onları takip ediyorduk, kaybettik demişler. Yandan da aracın vuruk olduğunu söylediler. Tamam, nasıl bir araç? Yani panel van mı, binek araba mı, nasıl bir şey? Kapalı van tarzı bir araç olduğunu söylediler. Şimdi siz böyle bir araç biliyor musunuz Recep? Dayılarında öne bir araba yok Ece'nin. Ha, yok mu? Dayılarında öne bir araba yalnız yok. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Medya senin de dikkatini çekmiştir. Hatırlıyor musun? Bu son 15 gün, yani şüpheli şekilde kaybolmadan önceki son 15 gün Demir tarafında 15 gün boyunca, son 15 gün boyunca akşam saatlerinde 15 dakika bir araçta oturuyor Osman Gönk. Yine görgü tanıklarının ifadesi ve bu araç o araç mı acaba? Senin de aklına aynı soru geldi mi medya? Evet, aslında iki aracın tarifi birbirine uyuyor. Onun da arka camları yoktu. Evet, doğru. Tek fark demir yoluna yakın görülen araç beyaz, bu araç ise gri. Ancak koyu tamam bir gri da gece değil, beyaza görüyorlar. Yakın bir gri olduğunu söylüyorlar. Tamam, onu o zaten gece görüyorlar. Gece beyazın ne kadar beyaz, grinin ne kadar gri olduğu anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Yani bu iki tanım uyuyor. O yüzden Osman Bey'e tekrar, görgü tanığına ben dönmek istiyorum. Bu aracı birazcık daha hatırladığı kadarıyla tarif etsin. Ya da şunu da söylesin. Yani aracın içindeki o iki kişinin... Ben başka araç gördüm. Hayır, hayır. Araç böyle gri, beyaza yakın gri, arka camları yok, panel van tarzında. Evet. Peki daha evvel gördüğünüz bir araç mıydı bu sizin? Devamlı geçiyor böyle araçlarda, şüphe şey etmiyordu. O iki kişiyi daha evvel hiç gördünüz mü? Görmedim ben hiç. Dayısıyım dediler. Evet. Ama sonra da ortadan kayboldular. Biz oraya gidiyoruz, olay yerine gidiyoruz dedik. Gündüz saat 11-12'de işte. Ha. O günün öyle... Şey, bir daha arkamızdan da gelmediler onlar. Şimdi görseniz tanır mısınız? Vallahi ben görsem tanıyamam şimdi onu. Peki davranışlarında sizi rahatsız eden bir şey oldu mu? Öyle bir şey yoktu. Ama sonradan şey, şeyi takip ettiniz. Bu kişiler ortadan kayboldu mu olmadı mı takip ettiniz ki ortadan da kayboldular bu soruyu sorduktan ve cesedin yerini öğrendikten sonra. Kayboldular. Biz olay yerine gelmediler onlar. Olay yerine gelmediler. İşte burası çok kritik. Yani birlikte düşünelim. Olay yerine gitmiyorlar. Evet. Şimdi burası çok kritik yoldan diyorlar ki. Asfalttan yani. Efendim? Araziye girmiyorlar. Asfalttan dönüp gidiyorlar. 500 metre ileride. Olay yerinden. Şimdi bir şey soracağım. Medya senin yanında Ali'nin dayısı Ali'nin, Ali dayının ve Mustafa'nın fotoğrafları var mı? Evet, var Ece Hanım. Yanındakilere gösterir misin? Hiç görmüşler mi oralarda bu kişileri? Tabii, hemen. Bu Ali'nin, Ali dayısı. Bunu görmediniz. Bu da Mustafa Bey, Ali'nin diğer dayısı ve Ali. Gördünüz mü hiç? Görmedim. Görmediklerini söylüyorlar. Üçünü de görmemişler. Evet. Araçtakilere benzemiyorlar. Benzemiyorlar. Ama araçtakileri... Benzemiyorlar. Efendim? Benzemiyorlar onlar. Benzemiyorlar. Araçtakilerin yaş şeyi ne o civarda olabilir sizce gördüğünüzde? Kaç yaş grubu olabilir? 50 üzerinde.
50'nin üzerinde. Peki öyle sakalı, bıyığı bir şey var mı belirgin? Ya da saçı? Saçlı, şapkalı, bıyıklı. Başka o kadar. Ya ikisi de saçlı, şapkalı, bıyıklı mıydı? Evet, evet. Peki ne renk bir elbise giyiyorlardı? Vallahi tam şey etmedim ben öyle şüphe kapmadığım için. Şimdi kritik bunlar. Bu kişiler pazar günü olay oluyor. Yani daha doğrusu işte pazar günü çoban buluyor cüzdanı, kimliği. Ondan sonra Muhtar Ramazan'a getiriyor. O da Muhtar Ahmet'i arıyor. Ahmet Gönkü arıyor. Sizin kasabanın muhtarını arıyor. Ondan sonra da o asfalt bölgesinde herhangi bir benzin istasyonu ya da...